İbraniler 11. bölümde hangi konu işleniyordu? İman kahramanları. Yıllarca, binlerce yıl boyunca çeşitli iman atamızın aracılığıyla, iman kahramanı aracılığıyla hayatımızın birçok yönünü kelam tarafından aydınlanır, aydınlatılır ve bu sayede de biz kendi imanımızı geliştirebiliriz. Çünkü iman, Rabbin yapacağım dediği şeylere, böyleyim dediği şeylere, bunlar olacak dediği şeylere sadece güvenmektir. Ve Rabbin yapacağını, olacağını dediğini ve bizler için tasarladığını öğrendikçe bize sadece kendi kollarına kendimizi bırakmak kalır güvenle. Geldik İbraniler 11. bölümün 21. ve 22. ayetlerine. Orada Yakup'la Yusuf, aslında Yusuf ön planda. İkisini ayırabilirdim ama ikisinin isteği birbirine çok benziyor. İkisinin imana cevabı birbirine çok benziyor, birbirini tamamlıyor. Ve bugün inşallah bizim de inancımızı tamamlar. Önce ayetleri okuyalım. Lütfen önünüzdeki kutsal kitapları elinize alırsanız, siz de kendiniz okursanız, bunun çok önemi olmayabilir diye düşünebilirsiniz. Sadece dinlemekle yetinebilirsiniz ama yazılı şeklini görmek yüreğimize işliyor. Sadece kulakla işitmek yetmiyor. Kulakla işitmek önemlidir. İman bildirisini işitmekle oluşur ama anlayış o yazılı şeklinin okumakla da faydalı oluyor. Bu antiparantez olsun. Bütün yazıların Tanrı'nın esinidir dediğinde bütün grafikler diyor, grafa kelimesi yani yazılı şekliyle Tanrı'nın esinidir ve o yüzden kağıt üzerinde bizlere gönderildi ve artık ekranda görebiliriz. Neyse İbraniler 11. bölüm 21. ve 22. ayetleri bakınız ne diyor. Yakup ölürken iman sayesinde Yusuf'un iki oğlunu da kutsadı. Deneyinin ucuna yaslanarak Tanrı'ya tapındı. 22. ayet. Yusuf ölürken iman sayesinde İsrail oğullarının Mısır'dan çıkacağını anımsattı ve kemiklerine ilişkin buyruk verdi. İlk Türkiye'ye geldiğim zaman ve ilk bir kilise hizmetine başladığımız zaman hatırlıyorum. Artık eskisi kadar bu olmuyor, hemen hemen olmuyor ama ilk kiliseye yaklaşanlar arasında sıkça rastladığımız bir soru şöyleydi. Şimdi ben Hristiyan olursam, daha Hristiyan olmadı, daha Hristiyanlığın ne olduğunu da bilmiyor. Kafasındaki kim bilir Hristiyanlık anlayışı nasıl bir anlayıştır? Belki İncil'in bütün temellerine ters de bile olabilir ama diyor ben Hristiyan olursam ve ölürsem nerede gömüleceğim? Mezarım nerede olacak? Kemiklerim nereye düşecek? Bu sorunun gereği ben düşündüm, bilmiyorum acaba bu sorunun arkasında bir kere aitlik arayışı mı var? Ben nereye ait olurum? Tabi burada birisi öldüğünde ne yazık ki mezarlar insanların inancına göre ayrıldıklarına göre ayrım yapılıyor. Bunu da söyleyelim. Acaba beni çukura yol kenarına atmasınlar diye bu merak oluyor. Yoksa hatırlanmak için mi insanlar istiyor ki birisi gelsin çiçek bıraksın hatırlanayım? Yoksa acaba tam doğru düzgün şekilde gömülmezsem öbür dünyaya tam geçiş yapamam düşüncesiyle mi? Bilemem. Ama böyle bir soru vardı. Burada Yakup ölürken ve Yusuf ölürken hayatımızın bu evresi de gelecek. Genellikle uzakta görüyoruz. Sanki bizi hiç yakalamayacak. Ama bu iki iman kahramanı artık ben öleceğim diye biliyor. Petrus de diyor, dünyadan ayrılacağım zaman yaklaşmıştır. Paulus da söylüyor. Dolayısıyla
İmanın bir parçası ölmektir. Ama ölmek derken nasıl bir ölüm? Ölüm derken ne anlıyoruz? Dünya toplumun anladığı gibi bir ölüm müdür? Yoksa imanla bu birleştiğinde Rabbim bizlere göstermek istediği, öğretmek istedikleri nedir? Neticede bu İbraniler 11. bölüm iman bölümüdür, değil mi? Ölüme de imanla yaklaşmak vardır. Yakup ölürken iman sayesinde çok farklı bir bakışa sahip oldu. Yusuf ölürken imanı sayesinde çok farklı bir bakışa sahip oldu kendisi ve tapındı. Korkacağına, üzüleceğine, elinden bir şeyler alınıp sanki az zaman kalmış ve hayatın anlamı biteceğini düşüneceğine tapındı. Dedi ki Rab da burada vardır. Sizin hayatınızda Rab vardır ama farklı evrelerinde Rab nasıl hayatınızda yer almak istediğini düşündünüz mü? Tamam, gençler diyecek ki bu Carlos bunadı artık, işte yaşı ilerliyor, sadece bu konuları mı düşüneceğiz? Yok, yani her evrede Rab'be göre imanı yaşamanın bir marifeti vardır. Yusuf da Yakup da öldüklerinde kemiklerine ne yapılacağını düşünüyor. Kemiklerini düşünmesi ilginçtir çünkü bu şu demektir. Ölecekler ve etleri eriyene kadar, etleri yok olana kadar, ortada kemikleri kalana kadar istedikleri yere kavuşamayacaklar. Dolayısıyla ikisi de kemiklerine dair talimat veriyor. İşte zamanı geldiğinde kemiklerimi benim işte topraklarıma, ailemin satın aldığı mezara götürün diye. Peki ya senin kemiklerine ne olacak? Neler oluyor? Kemiklerinle ilgili neler düşünüyorsun? Nereye düşecek? Nereye terk edilecekler? Bu kemiklerin önemi nedir? Rab kemiklerimiz aracılığıyla bizlere bir şeyler öğretmek istiyor mu? İstiyor. Önemli bir şeydir. Birincisi, bu iki ayet sayesinde ölümün son olmadığını öğreneceğiz. Ölüm sadece bir formalitedir. Ama ölümün son olmadığı, ölümün aslında Rabbin bizlere sunduğu bu dolu, zengin, anlamlı hayatının önemli bir evresidir. Tamam, günahtan ötürü evrene girmiştir ölüm. Ama Rab bunu kendi planlarına dahil ederek onunla birlikte ölüme onun bakışını da kazanmamızı istiyor. Bu sayede ölümden korkacağımıza sadece bu bir formalite icabı bizler için tasarladığı mükemmel ve harika planlarının gerçekleşeceği bir evre olduğunu anlamamız gerekiyor. Ve bu bağlamda çok 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 sevdiğim bir ayet diyor ki Mezmur 116:15. Aslında akılda tutulması gereken bir ayet. Diyor ki Rabbin gözünde değerlidir sadık kullarının ölümü. Değerlidir. Yani üzüntü duyulacak, işte insanlar dövünülecek, çaresizliğe kendilerini terk edilmiş hissedecek demiyor. Değerlidir. Kimin? Kimlerin ölümü? Sadık kulları. Bu hafta nedense bir başka yerden gözüme çarptı. Sadık, burada sadık olarak çevrilen Türkçe kelimesinin İbranice karşılığı nedir biliyor musunuz? Sadık. Aynı kelime, aynı kökten geliyor. Ve sadık bazen kutsallar olarak çevriliyor veya doğrular olarak çevriliyor. Sadık kelimesinden başka bir kelime, mesela İbranice'de söyleyeyim, mutlaka tanıdık geliyor. Sadaka. Sadaka.
sadaka vermek. Sadık ve sadakat ve sadaka aslında Rabbin buyruklarına gönülden bağlanmak demektir. Rabbin vaatlerine gönülden bağlanmak demektir. Rabbin kendisine gönülden bağlanmak demektir. Rabbin kendisiyle aynı kaderi paylaşmak demektir. Rabbin de bir kaderi var mı? Yani bir gidişatı, bir tasarladığı son anlamında söyleyeceksek, evet. Onunla birlikte olmak demektir. Ona bağlanmak demektir. Dolayısıyla Rabbin sadıkları ölürken Rabbin gözünde çok değerli, kıymetli bir şey yaşıyorlar. Dolayısıyla ölüm son değildir. İman bizlere bunu gösteriyor. Ve dolayısıyla ölüme korkuyla bakacağımıza bazen özlemle bile bakabiliriz. Ölümün kendisine değil, can vermenin tecrübesine değil ama bunun arkasında getirdiklerine, bunun Rabbin planındaki yerine o gözle bakabiliriz. Önce bu bağlamda Yusuf'un kemikleri üzerinde biraz düşünelim. Burada İbraniler mektubunda Yakup'tan söz edilirken bu detay verilmiyorum ama Yakup başta söylediğim gibi kendi kemikleriyle ilgili benzer bir talepte bulundu. Dolayısıyla bu münferit bir olay değil. İman atalarımızın çok önem verdiği bir şeydir. İkincisi, Yusuf'un hayatından o kadar çok olumlu örnekler alınabilir ki yaratılış bölümü belki başka hiç kimseye vermediği kadar uzun bölümler Yusuf'a adanmaktadır, verilmektedir. Çünkü Yusuf'un tanıklığı, yaşayış biçimi gerçekten ilham vericidir. Ama nedense İbraniler mektubunun yazarı Yusuf'un hayatında imana dair ele alabileceği sayısızca örnekler arasında o örnekleri kullanmıyor. Fakat Yusuf'un ölürken son talebini bizlere hatırlatıyor. Tabii ki bunun bir nedeni vardır. Neden? İman. İman gözleriyle dünya, dünyasal hayat, dünyasal beklentilerin bunun arkası yoktur. Burada bitiyor. Artık umut yoktur dediği her durumda biz onun ötesine, onun arkasına her zaman umutla, heyecanla, Rab'be güvenle bakabileceğimizi gösteriyor. Ve Yusuf öleceğini ve bir şekilde Mısır'da öleceği için hemen atalarının önceden satın aldığı mezara götürülemeyeceğini bildiği halde, hatta kendi halkının daha önce, çünkü kutsal kitap okuyordu, biliyordu, Mısır'da birkaç yüzyıl boyunca köle düşeceğini bildiği halde, bir gün Rabbin verdiği vaat uyarınca İsrail halkı köle olan, insandan sayılmayan bu halk Rabbin güçlü eliyle kurtulacağını ve bu nedenle topraklarına döneceğini ve kemiklerinin oraya getirilmesi için fırsat doğacağını biliyor. Umuyor değil, biliyor, iman ediyor ve bu yüzden kemiklerine dair söylediği söz umutla dolu, Rab'be güvenle dolu, geleceğe Rab'bin gözleriyle bakışlarla dolu bir iman örneğidir. Ve Rab hayatında yaptıkları onun ömrünün çok ötesinde, çok ilerisinde Rab'bin vaadi uyarınca kendi soyundan gelenleri etkileyeceğini biliyor. Ektiğimiz tohumlar, kendimize de bunu bir şekilde mal edecek olursak, ektiğimiz iman tohumların er ya da geç ama kesinlikle bir gün yeşereceklerini ve Rab bu imanı yüreğimize yerleştirmekle amaçladığı şeyi yerine getireceğini tam bir ümidimiz olabilir. Bu yüzden Yusuf'un kendi kemiklerine dair söyledikleri çok önemli.
kendi ömrünü bile aşan, kendi sınırlarını bile geride bırakan bir iman anlayışıdır. Tanrı'daki iman anlayışı. Tanrı'da da bir iman anlayışı vardır. Tanrı da iman ediyor. Bizim iman ettiğimiz anlamda değil. Çünkü iman ediyoruz dediğimizde her zaman bir köşede kuşku duymanın ihtimalini de bırakıyoruz. Tabii Tanrı iman ediyor derken sanki Tanrı da hani kuşku mu duyabilir? Ama iman kelimesi zaten kuşkunun tam tersidir. Dolayısıyla hiçbir şekilde kuşkuyu, tereddüdü barındıramayan bir kavramdır. Ama belki bizim iman anlayışımız Tanrı'nın iman anlayışından anlayışın çok altında kaldığı için bu hisse kapılıyoruz. Ve Tanrı nasıl iman eder diye düşünüyoruz. Ama Tanrı iman eder. Nasıl iman eder? Tanrı bilir. Bu şekilde diyoruz. Tanrı ne olacaklarını bilir. Tanrı olacaklarına iman eder cümlesini kuramıyoruz. Bize garip geliyor değil mi? Tanrı olacaklarına iman eder. Ama iman kelimesini, iman kavramını Tanrı'nın anladığı şekilde anlayacaksak burada bir gariplik yoktur. Çünkü Tanrı ne demek? Tanrı olacaklarına iman eder ne demek? Tanrı olacaklarını önceden bilir demektir. Bu şekilde Yusuf'un geleceğe Rabbin gözleriyle baktığını burada görüyoruz. Bakınız Yaratılış 50. bölüm 24. ayetinde Yusuf yakınlarına ben ölmek üzereyim dedi. Ama Tanrı kesinlikle size yardım edecek. Söz verdiği topraklara götürecek. Sonra onlara ant içirerek Tanrı kesinlikle size yardım edecek dedi. O zaman kemiklerimi buradan götürürsünüz. İnşallah, maşallah demiyor. O zaman kesinlikle götürürsünüz. Böyle bir olay olacak. Kemiklerim kendi topraklarıma dönmemesi için engel olabilecek tek şey Rabbin kendi sözünü yerine getirmemesi değil, siz ihmalkarlık yapıp, siz bu andınızı unutup, kemikleri geride bırakmanız, unutmanızdır. Ama yoksa, o kemiklerin kendi topraklarına dönmesi için Rab fırsatı yaratacağı kesindir diyor. Kuşku yoktur, biliyorum diyor. Ne yani, ben o kadar mı bilgiliyim? Rab dedi. Rab dediyse bunun tersi olmaz ihtimali var mı? Yok diyor. Çıkış 13. bölümde şunu okuyoruz. Musa Yusuf'un kemiklerini yanına aldı. Kaç yıl sonra? 400 yıl sonra. Şimdi Yusuf yabancı bir ülkedeydi. Mısır'da yaşıyordu. Ve orada Rab gerçekten bir yerde diyor ya, siz kötülük tasarladınız ama Rab bütün bunları iyilik için çevirdi ve bütün bir halkın kurtulması için kullandı. Ve bu yüzden aslında kendi topraklarına gidemedi. Özlediği, kendi evi yuvası olarak Rabbin vaadi, Rabbin o diyarını görmek yerine Mısır'da öleceğini biliyor. Çünkü orada tamamlaması gereken bir hizmeti, bir vazifesi vardı. Tıpkı bizim bu dünyada olduğu gibi. Asıl vatanımız nerede? Göklerde. Asıl vatanımızı, özlediğimiz vatana ne zaman kavuşacağız? Bu dünyada göç ettiğimiz zaman. Ama bu dünyada kaldığımız müddetçe bizim de bir vazifemiz var. Rabbe, Rabbe gelenlere, Rabbe ait olanlara sunmamız gereken bir hizmetimiz var. Dolayısıyla asıl vatanımıza iman gözleriyle bakıyoruz. Rabbin vaadince bunun gerçek olduğuna tam güveniyoruz. Ve bu bağlamda Yakup da bu sefer Yusuf'a, ters gidiyoruz zamanlama içerisinde. Önce Yusuf'u ele aldık. Şimdi babası Yakup'un istemini ele alıyoruz.
Yaratılış 47. bölüm ve 30. ayetinde bakınız çok ilginç bir şey söylüyor. Sonra Yusuf da aynısını söylüyor. Diyor ki atalarıma kavuştuğum zaman beni Mısır'dan çıkarıp onların yanına göm. Yusuf dediğin gibi yapacağım diye karşılık verdi. İsrail yani Yakup ant iç dedi. Yusuf ant içti. İsrail yatağının başı ucunda eğilip Rab'be tapındı. Şimdi burada neden ilginç bir şey var? Bakınız ne diyor. Atalarıma kavuştuğum zaman hangi olay kastediyor burada? Ölümünü, vefatını değil mi? Atalarıma kavuştuğum zaman önce atalarına kavuşuyor. Sonra diyor ki Mısır'dan çıkardığın zaman onların yanına göm. Niye bu ayetler çok ilginçtir, güçlüdür ve bereketlidir? Çünkü ben niye İbraniler yazarın bu ayetleri seçiyor, bu olayı seçiyor? Çünkü içinde çok aydınlatıcı bir iman var. Bazı insanlar kutsal kitabın yorumunu yaparken şöyle bir iddiada bulunuyor zaman zaman. Eski antlaşmada iman edenlerin ölümden sonra yaşayacaklarına dair bir ümitleri yoktu. Ve bunu vurgulamak için bazen işte Eyüp kitabının kimi ayetlerine, Süleyman'ın özdeşlerine, ölülerin diyarında seni hatırlayan var mı? Ölülerin diyarında işte coşan var mı? Gibi sorularla, hey bak demek ki bunlar aslında öldükten sonra yok olacaklarını umuyorlardı. Hiç de öyle değil. Bakınız Yusuf da Yakup da ne diyor? Nerede ölecek? Mısır'da. Eğer atalarıma kavuştuğum zaman onların yanına gömüleceğim düşüncesini kastetseydi Mısır'da ölecekleri için atalarına kavuşmayacaklardı. Yakup atalarına bu anlamda yani onların mezarına 3 ay sonra, vefatından 3 ay sonra kavuştu. Yusuf ise kaç yıl sonra dedik? 400 yıl sonra kavuştu. Ama ikisi de diyor ki öldüğüm an ben atalarıma kavuşuyorum. Ama kemiklerim değil. Naşım değil. Vücudum değil. Vücudum kemik halinde baya bir şey geçecek. Kemikler halinde baya bir müddet sonra kavuşacak. Ve bunun aslında neyi anlatıyorlar? Ölümden sonra Rab'be ait olanlarla yani iman atalarıyla tecrübe edeceği o ruhsal hayat, o ahiret hayatını kastediyor. Bu yüzden imanları ilk başta bu dünyadan göç ederken bunun bir kayıp olmadığı, tam tersi bir kazanç olduğunu vurgulamaktadır. Ölüm son değildir. Biz de öldüğümüzde kime kavuşacağız? Paulus diyor ki bu bedenden uzak bulunup kimin yanında olmak daha iyidir diyor. Rab'bin yanında olmak daha iyidir. Dolayısıyla kendisi bedeni henüz Rab'e kavuşmayacağını bildiği halde, çünkü bu diriliş gününde, kıyamet gününde olacağı bir şeydir. Ruhu bir şekilde Rab'bin kendisine kavuşacağını biliyor. Bu sefer Paulus'un atası kim? Kavuşacağı ata kimdir? İman atası Mesih'i ve kurtarıcısıdır. Bu yüzden ölüm son değildir ve kendisine güven bağlamanın ödülü diyelim, ikramı diyelim, ikramiyesi diyelim nedir? Esas hayata geçmenin ayrıcalığıdır. Kemikler o zaman niye önemlidir? Kemikler çürürse ne olacak? Yol kenarına itseler ne olacak? Fırında yakılsak ne olacak? Hani bazı insanlar bu konularda çok şeyi vardır, endişeleri vardır. Yok işte mezara yan yatılmazsa dirilişte şey duyamayacağız. Meleğin çağrısını duyamayacağız, dirilemeyeceğiz. Sebep Rab eğer düzgün gömülmezsem beni unutur değil, beni unutur endişesi değil, kemikleri bile aslında
ölümden sonra bir tanıklık verdiğinin bilincinde olmasıdır. Bu yüzden başta sordum, senin kemiklerine ne olacak? Hangi mezara gömüleceği anlamında değil. Öldükten sonra bir şekilde kemiklerin tanıklık vermeye devam edecek mi? Öldükten sonra benim kemiklerim bir şekilde tanıklık vermeye devam edecek mi? Bu gözle bakabilir miyiz hayata? En az gerçekten kemikleri öldükten sonra çok inanılmaz bir tanıklık vermeye devam ettikleri birisi hakkında kutsal kitap bayağı ilginç bir bilgi veriyor. Bu kişi Elişa'dır. Okuyalım. İkinci Krallar 13. bölüm ve 20. ayet. Bakınız ne diyor. Eğer bu basımsa elinizdeki kutsal kitap sayfa 405. 405. sayfanın son satırı. Diyor ki 20. ayet. Elişa öldü ve gömüldü. İş bitti sanki. Sonra bir sayfa çeviriyoruz ve diyor ki her ilkbaharda Moab akıncıları İsrail topraklarına gelirlerdi. Bir keresinde İsrailliler ölü gömerken akıncıların geldiğini görünce ölüyü Elişa'nın mezarına atıp kaçtılar. Ölü Elişa'nın kemiklerine dokununca dirilip ayağa kalktı. Vay be! Ne iş bu? Böyle şeyler mümkün mü? Kutsal kitap biraz böyle abartmıyor mu? Bazı ayetleri var ki gerçekten biraz hani Paulus'un esvapları birilerine götürülüyor, şifa veriliyor. Neden abartsın? Bunu Rab daha önce yapmıştı, yapmamış mıydı? Bir kemik aracılığıyla hayat vermek. Hem de planın tam başlangıcında yaptı. Ne zaman yaptı? Adem'den bir kemik alıp da o kemikten havayı meydana getirmedi mi? Klonladı mı? Ne yaptıysa artık. Onun için bu işten bile değildir. Ama bu çok önemlidir biliyor musunuz? Çünkü kutsal kitapta rastladığımız mucizelerin hemen hemen hepsi insanlar tarafından mantıksal bir takım açıklamalar getiriliyor. Mucizelerin hepsine. Yok bu şeyden oldu. Yok Kızıldeniz neden açıldı? İşte böyle birden sular neden indi? Ay etkisiyle yok işte bilmem ne bir deprem oldu. Bir işte kasırga oldu, şu oldu, bu oldu. Herkes kendince bir açıklamalar getirebiliyor. Ama bir ölünün dirilmesine bana mantıksal açıklamayı getir bakalım. Mümkün mü? Bu tamamen tanrısal mucizeden başka hiçbir şeyin olamayacağını gösteriyor. Bir düşünsenize biri bir mezara atılıyor, ölünün kemiklerine dokundu diye birden canlanıyor. Hadi bakalım sana bana bir bilimsel açıklama getir. Niye bu? Çünkü Tanrı aslında her şey kendisine bağlı olduğunu göstermek istiyor. Ama aynı zamanda Elişa'nın hayatında ne vardı da kemikleri öldükten sonra öldü gömüldü, iş bitti kapandı sanki. Ama Elişa'nın hayatında ne vardı da öldükten sonra bile kemik halinde kalan cesedinin böylesi bir mucizeye birden sebep olmadıysa da araç olabildi. Ama onu düşünmeden önce tıpkı ilk mucizede olduğu gibi unutmayalım. İncil'in zaten müjdesi nedir? Biz Mesih'le birlikte haça gerildik. Yani biz Mesih'in ölüsüyle birleştirildiğimiz için Mesih'in öldüğü ölüm bizim ölümümüz sayılıyor. Ve Mesih ne için öldü? Günahlarının bedelini, tüm günahlarının bedelini ödemek için. Dolayısıyla bizim onunla birlikte ölümümüz bütün günahlarımızın ölümüdür. Bütün günahlarımızın bedeli ödendiğine dair
müjdedir. Ve bu sayede onunla biz tekrar hayata kavuştuk. Daha geçen hafta vaftizlerde bunu anımsatmadık mı? Yaşamadık mı tekrardan? Dolayısıyla ölümü yenen Tanrı'nın kendisidir. İlk yaratılış yaratılırken Elişan'ın durumunda daha binlerce tanıklıkta, ama İsa Mesih'in özellikle ölümü ve dirilişiyle bizlere başka hiç kimsenin başka hiçbir şekilde açıklayamayacağı bir mucize ile, bir gerçekle, bir kanıtla Mesih'e inanan kişinin, Mesih'e gönül açan kişinin onunla birlikte hayata kavuştuğu ve bu hayat elinden alınmayacağı gerçeğine kavuşmuştur. Müjdesine kavuşmuştur. Realitesine kavuşmuştur. Elişa önce bunu hatırlatır bize. Ama aynı zamanda Elişa'nın bir isteği olmuştu. Kendisi İlyas adındaki bir peygamberin halifesi, öğrencisi, yerini alan Tanrı'nın, Tanrı adamı. Ve İlyas bu dünyadan ayrılırken Elişa bir şey istemişti, bir talepte bulunmuştu. Hatırlayan var mı o talep? Duble. Duble viski istemişti. Viski mi istemişti, ne istemişti? Duble rakı mı istemişti, ne istemişti? Duble mes bereketi. Dedi ki İlyas'ın hayatında öyle bir bereket var, öyle bir keramet var. Mes diyoruz biz kelamın terimiyle. Ben bundan dublesini istiyorum. Ben bundan iki katını istiyorum. Ve bu şekilde hem ömrü boyunca sürdürdüğü, devam ettirdiği hizmetinde İlyas'tan çok mucize görüyoruz onun hayatında. Bu arada söyleyelim, her peygamber mucize yapmıyordu. İlyas, Elişa mucize yapan ender peygamberlerden. Hem de hizmetini aşan, çünkü öldü, ömrünü aşan bir şekilde hizmetinin ölümden sonra etkisini göstermeye nasıl devam ettiğini görebiliyoruz. Ve bununla tıpkı Yusuf'un onun kemikleriyle ilgili yapılmasını istediği şeyi düşünürken aynı teşviğe kavuşuyoruz. Rab sadece ömrümüz boyunca değil, eğer ona ümitle bakarsak, ona sadık İbranicesiyle kalırsak, ömrümüzü aşan bir şekilde bizlere döktüğü bereketi gelecek nesillere de dökmeye devam edecektir. Sevgili kardeşim, sevgili kız kardeşim, Rab'den sadece tek mesk istiyor musun? Tek bereket mi istiyorsun? Tek keramet mi istiyorsun? Ya da Elişa gibi duble mi istiyorsun? Tunç hiç düşünmeye ihtiyaç duymuyor. Kendisi duble istiyor. Triple olursa da isteyecek, değil mi? Kaç kat verilirse verilsin diyor. Peki neden ona duble verildi? Ölüm hizmetinin aslında sürükleştirilmesi demektir. Gelecek nesillere bu etkiyi göstermeye devam etmesi demektir. Çünkü ölüm ne değildir? Son değildir. Hezekiel'de yine de kemiklere dair meşhur bir bölüm var ve bu bölüm bizlere Elişa gibi bir berekete sahip olmak istiyorsak, duble berekete sahip olmak istiyorsak nelere dikkat etmemiz gereken neyi gösteriyor? Nedir bu Hezekiel'deki bölüm? Ölü kuru kemiklerin vadisi ile ilgili bölüm. O birden Rab tarafından bir vadiye götürülüyor ve orada o vadi kemiklerle doludur, kurular. Kuru yani et kalmamış üzerlerinde. İyice bütün yaşını yitirmişler. Ve Rab ona diyor ki bu kemikler üzerinde kehanet et, peygamberlik et. Ve bir rüzgar geliyor. Rüzgar neyin simgesi? Kutsal ruhun simgesi. Ve birden o kemikleri et kaplamaya, lifler kaplamaya, tendonlar, bütün
damar atarlar, atar damarlar, kaslar, her şey birden o vücutları kaplamaya başlıyor. En sonunda burunlarından bir ruh geliyor ve canlanıyorlar, ayağa kalkıyorlar. Burada kastetti sürgünde bulunan İsrail halkının ruhsal olarak yeniden canlanması. Elişa'nın tecrübesini istiyorsak biz her zaman kutsal ruh tarafından canlandırılmaya, ölü kemik olarak kalmamaya gönül açmalıyız. İstekli olmalıyız. Çünkü Rab zaten isteklidir bunları vermek için. Önce bu nasıl olacak? Bu kutsal ruhla kemik belki olarak kalmış, kemikleşmiş hayatımız nasıl tekrar canlanacak? İmanlı hayat sürekli tekrar ve tekrar canlanan bir hayattır. Canlanması gereken bir hayattır. Rabbin ailesine giriş bir kere olur. Bu yüzden baptist kaç kere oluyor hayatta? Bir. Ama Rab'de canlanma, tekrardan hayata kavuşma, tekrardan belki sönüp gitmekte yakın olan içimizdeki alevin canlanması tekrar ve tekrar bir olay olur. O yüzden Rabbin sofrasında her hafta yapıyoruz. Çünkü Rabbin sofrası bize ne hatırlatır? Her seferinde Rab'be ilk günmüş gibi yüreğimizi açmaya ve hayatımızda işlemesine, kendisine fırsat vermeye en başta biz muhtacız. Çünkü canlanmaya muhtacız. Bu arada başka bir şey söyleyeyim. Rabbin sofrasını dağıtılırken düşünüyordum. Bir hata yapıyoruz Rabbin sofrasında. Diyoruz ki, Rabbin sofrasına katılmadan düşünün. Bu hafta içinde Rab'be yarışır bir şey yarışır olmayan bir şey yaşadıysanız katılmayın. Kelamın dediği bu değildir. Kelam dediği ki önce kendini sınasın, sonra ne diyor? Ekmekten alsın. Yani kendimizi sınamak, almamak için değil, almak üzere. Çünkü niye? Parantezdir bu. Almıyorsak biz diyoruz ki sana ihtiyacım yok, ben kendi başıma bu işi halledebilirim. Aslında Rabbin sofrası diyor ki, sen kendi başına yeterli değilsin. Zaten bu sofraya layık da değilsin. Bu yüzden bu sofrayı yapıyorsun. Yani bu sofraya katılmakla, ben Tanrı'ya yaklaşmaya kadar layıkım demiyorsun. Tam tersi, layık olmadığım için bu sofradan almaya ihtiyacım vardır. Dolayısıyla katılmamakla gurur yapıyoruz. Katılmamakla Rabbi küçük düşürüyoruz. Katılmamakla bu işi ben başaracağım diyoruz. Katılmamakla senin ölümün günahlara karşı ölüm değil, sadıklara layık ölümdü. Doğrular, hastalar değil doğrular için. Yani farkında olmadan İncil'in tam ters mesajını veriyoruz. Dolayısıyla biz önce düşünelim, önce sınayalım, önce tövbe edelim dedikten sonra katılmak Rab'be yücelik verir. Katılmamak değil. Neyse. Canlanmaya ihtiyacımız var. Rab'be ihtiyacımız var. Sürekli onun dokunuşuna ihtiyacımız var. Sürekli ilk gözlerle, ilk sevgiyle, ilk imanla onu keşfetmeye ihtiyacımız var. Sürekli tozlanan gözlerimiz bu sadece dünyanın tozunu göreceğine, Rabbin bütün evrenleri aşan görkemini görmeye ihtiyacımız var. Kemiklerimizin tekrar canlanmasına ihtiyacımız var. Peki ne yapacağız bu konuda? Kelam çok açıktır. Birbirine yakın gibi görünen ama hem birbirini tamamlayan hem birbirinin diğerinin yerini alamayacak üç kelime, üç kavram çok önemli. Tövbe, itiraf, ikrar. Tövbe, İtiraf, ikrar. Şimdi bakınız şöyle ayetler var kelamda. Mezmur 38:3. Eski çeviriden okuyorum. Senin gazabından bedenimde sağlık kalmadı. Suçum yüzünden kemiklerimde
Rahat yok. Kemiklerim sızlıyor suçum yüzünden. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ruhsal osteoporozdan nasıl kurtulacaksın? Şimdi ben osteoporoz oldum ya bu konuda. Yoğurt mu yiyeceğiz, peynir mi yiyeceğiz, ne yiyeceğiz, ne yapacağız? Doktorlar ne diyor? Belli ilaçlar var, bir de egzersiz yapacaksın. Şimdi spor ile mi kurtulacağız bu kemiklerin sızlanması? Aslında tıp günümüzde veya psikoloji günümüzde insanın, şöyle söyleyeyim, vicdanında yaşadığı rahatsızlıkları bedeninde de çeşitli hastalıklar olarak kendini gösterebilir. Somatik dedikleri hastalıklar. Huzurun yoksa bu bedenin bir takım hastalıklarla tepki vermesine yol açabilir. Bir tanesi diyor kelam, kemiklerin bile sızlayabilir. Mezmur yazarı bunu söylerken sadece edebi bir dil kullanmıyor. Hani kulağa hoş gelsin diye söylemiyor. Gerçekten kemiklerin de rahat yoktur. Başka bir ayet diyor ki, madem öyle ne yapacağız? Diyor ki, sustuğun sürece kemiklerin eridi gün boyu inlemekten. Ne konuda susuyor? Önce tövbe ile Rab'be gelmiyor. Tövbe, Rabbin düşüncesini benimsemektir. Hayata dair, kutsallığa dair, yapılması gerekenlere dair. O ne diyorsa bu benim de tercihimdir demektir. Tövbe sadece pişmanlık duymak değildir. Tövbe itiraf getirir beraberinde. Yanlışlarımızın, Rab'te nerede koptuysak onu dile getirmek ve psikoloji olarak söyleyeyim, rahatlatır bizi. Ve kemiklerimizin üzerindeki baskıyı da azaltır. Bir de ikrar var. İkrar itiraf değildir. İkrar aslında, madem ki Rab tövbeyle gelirsen ben seni kabul ederim. Madem ki itiraf edersen ben bunun başka bir şartını eş koşmadan seni bağışlarım diyorsa artık Rab'in bizlerin üzerindeki zaferi ikrar etmek demektir. İlan etmek demektir ikrar. Ve ikrar çok önemli bir şeydir. Rabbin bizdeki zaferini ikrar etmek, Rabbin sofrasına katılarak onun bizdeki zaferini ilan etmek çok önemlidir. İlaçtan da güçlüdür. İnsanın ömrünü uzatır. Kemiklerimizin sağlığını geri getirir. Mezmur 35:10. Bütün kemiklerin diyor, şöyle diyecek. Senin kemiklerin konuşuyor, haberin yok. Ne demek bütün kemiklerin şöyle bir şey diyecek? Eski çeviri, yeni çeviri de bu pek anlamsız gibi göründüğü için daha böyle anlamlı bir ifadeye çevirdiler ama orada bir nüans kayboluyor. Bütün kemiklerin, yani varlığın en iç organın, en sert yönün bile Rabbin önünde eriyecek, Rabbin önünde bükülecek, Rabbin önünde eğilecek, Rabbin harikalarının karşısında kendini kaybedecek, kaptıracak, Rabb'e gönül açacak. Kemiklerin bile diyecek ki, bakınız ne diyecek: Ya Rab, kendisinden kuvvetli adamdan hakiri ve kendisini soyandan hakiri ve fakiri azat eyleyen senin gibi kim var? Rab'den daha güçlüsü yoktur. Rab'den daha zaferlisi yoktur. Bundan daha güzel bir ikrar yoktur. Rab diyor ki, Eyyub'un durumunda, şeytana mesela diyor ki, eti senin, kemiği benim. Değil mi? Çünkü ne diyor? Tamam, bir takım şeyleri dokunabilirsin ama hayatı sonunda benim elimde. Dolayısıyla hakiri de, fakiri de, düşkünü de, dünyada kendini güçlü gören ve elindeki haksız güçleri kendini savunanmayanlara karşı kullanan herkesin elinden kurtaracak olan Rabbin kendisidir.
O bizi kurtaracak. İkrar et kardeşim. İkrar edelim. O zaferlidir. O bitirmiştir. O kurtuluşu tamamlamıştır. O dolu bir hayat sürebilmem için, Rab'le iç içe bir hayat sürebilmem için gereken her şey bu hayata, takvaya diyor eski çeviri. Takvaya ve gelecek hayata dair. Takva nedir? Aslında Tanrı'yla iç içe bir yaşama dair gereken her şey onun müthiş vaatler aracılığıyla bizlere verilmiştir. Vaatlerle insan ne yapar? Cebeme koyar. Duvara mı asar? Bir vaadin bir şekilde hayatımızda geçerlilik kazanması için ne yapılabilir? Ne yapılması gerekir? İkrar. Yusuf ne yaptı? Rabbin İsrail halkını tekrar topraklarına götüreceği gerçeği, vaadini ikrar etti. Nasıl ikrar etti? Dedi ki döndüğünüz zaman kemiklerimi oraya götürün. İkrar. İkrar birden vaadin bir kasırga gibi hayatımızın ele geçirmesine fırsat tanıyor. Rab bekliyor. İmanın bir diğer türü çünkü ikrardır. Kim İsa Mesih'in Rab olduğunu ikrar ederse kurtulur diyor. Yüreğinde kim iman ederse aklanır. Sırayı karıştırabilirim. Ama kim ikrar ederse gerçekten kurtulur. İkrar gereklidir. Bu sadece bir ağız egzersizi değildir. O yüzden dualarımızda ikrar çok önemli. Aramızdaki konuşmalarda ikrar çok önemli. Dünyadaki insanlara ikrarımız çok önemli. İkrar birden paket halinde saklı kalan Rab'in vaatlerinin o paketin çözülmesi ve istenen hedefe ulaşmasını sağlıyor. İkrar sayesinde. Çünkü ikrarla Rab'i yüceltiyoruz. İkrar ediyoruz Rab'in sofrasıyla. İkrar ediyoruz baptizle. İkrar ediyoruz bir araya gelmekle. İkrar ediyoruz ilahilerle. Ve bu göklerin egemenliğinin güçlerini harekete geçiriyor. Devre sokuyor. İkrar çok önemlidir. Kemiklerimiz de Hezekiel'in öngördüğü ve İsrail'i simgeleyen o kuru kemikler vadisindeki kemikler gibi canlanmasını istiyorsak tövbeyle Rab'le aynı fikirde olmak, itirafla nereye düştüyse kabul etmek ama orada kalmayıp da ikrarla Rab'bin zaferini benimseyip ilan ederek ileriye gitmemiz lazım. Son bir ayet diyor ki Yeremia'da ilginç bir ayet. Başka ne olması gerekiyor? Bu kemiklerimiz aracılığıyla Rabbin harikaların görülmesi için kelam ile örülmesi gerekiyor kemiklerimiz. Kelam iliklere kadar işlemesi gerekiyor. Bakınız Yeremia ne diyor? Bir daha onu almayacağım diyor Rabbi, Rabbin mesajını. Onun adına konuşmayacağım desem sözü kemiklerimin içine hapsedilmiş. Yüreğinde yanan bir ateş sanki. Kardeşim, kız kardeşim, Tanrı'nın sözü, Tanrı'nın kelamı senin kemiklerinin içine hapsedildi mi? Niye osteoporoz çekenlere peynir ye, yoğurt ye diyorlar? Ne olacak o peynir? Ne olacak o yoğurt? Ağızdan giriyor sonra biraz biyoloji yapalım. Mideye gidiyorum. Mideden orada damarlar, kılçık damarlar o besinleri alıyor. İçindeki neyi? Kalsiyum alıyor. Kalbe pompalıyor. Kalbe bütün vücuda pompalıyor. O pompalanan kanın içindeki kalsiyum nereye varıyor? Kemiklere kadar varıyor. Kemiklerin içine işliyor. İşte kelam aynı iş yapmak istiyor. Yoğurdunuz, peyniriniz Rab'bin kelamı olsun. Kemiklerinize kadar işlesin. Böylece İlyas gibi iki misli bereket, ömrümüzü aşan bir berekete sahip oluruz. Ve Yusuf gibi kemiklerinizden dair neler yapılacağını Rab'be ve Rab'bin vaadine teslim ederiz. Elişa'nın
Mezarı çok görkemli bir mezar değildi. Çünkü herhalde Muavlardan kaçarken ilk gördükleri mezar böyle sıradan bir mezardı. Düşünmediler. Attılar oraya. Görkemini, saygınlığını, hayatının anlamını, değerini böyle ihtişamlı bir kabirde arama. Hayatının değerini, muhteşemliğini, saygınlığını, değerini Rab'be göre kemiklere sahip olarak, sahip olmaya çalışarak ara. Arayayım. Ne demek bu? O kararlılıkla, o iştahla, o arzuyla tekrar Rabbin bizleri canlandırmak için ve belki korktuğumuz her şeyi kendisi bir anda bertaraf edebileceğini, kendimize koyduğumuz sınırları aşmak onun için işten bile olmadığını kabul eden bir iman gözüyle, Yusuf'un gözüyle, Yakup'un gözüyle bakalım onun bereketine. İkrar edelim Rabbin zaferini. En mahcup olduğumuz, en ezildiğimiz, en üzüldüğümüz, en çaresiz olduğumuz durumlarda Rabbin zaferini ikrar ettiğimizde o kuru kemikler canlanır. O çaresiz hayatımız, o moralsiz halimiz birden Rabbin umuduyla, imanıyla dolar. Bu bir avuntu değildir. Rabbin zaferini tetikler.